emri ilallah innallah basirun bil ibad. Euzu billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî ersele rasûlehu beşîren ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alâl hayri velev esîrâ. Ulemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasil ile nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ennehu kal. Selâsetün yed'ûnallâhe azze ve cel felâ yüstecâbu lehum. Er-racülün kânet tahtehu imra'a seyyiyetu huluk felem yutallikha. Ve racülün kâne lehu alâ racülün mâlin felem yeşhed aleyhi. Ve racülün âte sefihen mâlehu. Ve kad kâle Allahu Teâlâ ve lâ tü'tü süfâe emvâleküm. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan izam aleyhi salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbaları, Rıdvanullah Teala Aleyh Mecmai'nin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal darı baka edenler, Rahmetullah Aleyh Mecmai'nin hasaten eserinden yaralandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahabenlerimizin, hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, cemaat-i müslüminin, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesine emeğe geçenlerin, bu civarlarda metfum olunan evliya, ulema, sulaha, şüheda, mümina, tüm geçmişlerimizin erbaa için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Selasetün üç kişi vardır. Yed'unallah azze ve cel. Bunlar aziz ve celil olan Allah'a dua ederler. Fela yüstecabu lehum. Ama kabul olunmaz. Kim onlar? Dualar kabul olunmayacak olan, dua ettiği halde icabet olunmayacak olan üç kişi kim? Racülün kânet tahtevu imra'atü seyyiyetül huluk. Bir adam var ki evli, hanımı da çok kötü ahlaklı. Felem yutallika, kesin ahlaksızlığı ortadayken karısını boşamıyor. Onunla evliliği devam ediyor. Anadolu'da işte boynuzlu derler, şu derler, bu derler. Böyle kötü ahlaklı karısını boşamıyor. Bu adam dua etse duası kabul olmaz. Kendisine zaten nefsine azap ediyor. Böyle bir kötü kimseyle birliğini devam ettirmek suretiyle şeriat ona kötü huyları kesinken, kötü fuhşu kesinken, ortadayken, boşama hakkı vermişken buna razı oluyor, bunu boşamıyor. Ondan sonra dua ediyor. Duası kabul olmaz. Tabii bu fuhşun kabul olması için, böyle fuhş var diyebilmek için dört tane erkek, adil, Müslüman kişinin fuhuş sırasında erkekle kadının o sırada açıkça görmeleri kesin olarak gerekir. Sadece onun evinden çıktı, onunla konuşuyor filan, bunlar sabit, bunlarla sabit olmaz. Dört erkek adil, adil olmayan ağzı geveze, fasık, şakacı, böyle bir kimselerin şahitlikleri de orada geçerli değil. Kadınların şahitlikleri de geçerli değil. Erkek, adil, Müslüman dört tane.
o vaziyette görecekler. Böyle sabit olmuşsa fuhuşu, buna rağmen kocası onu boşamıyorsa, dua etse bile o adam duasını Allah kabul etmez. Bir. İkincisi, وَرَجُلُنْ اَعْتَى سَف۪يهًا مَا لَهُ. Bir de adamın birisi var, sefih, yani nereye harcayacağını bilmiyor. Aklı iradesi yok veya işte israf hastalığına yakalanmış. Bir mal veriyorsun, para veriyorsun, her türlü pisliğe, kötü yerlere onu harcıyor. Böyle adama da mal verip duran adam, bu da bunun duası da kabul olmaz. Neden? Vakat قال الله تعالى, Allahu Teala şöyle buyurmuştur: "Vela tu'tu sufaa emvalakum, sefi kimselere malınızı vermeyin." buyurmuştur. Bu öyle veriyor. İspirtocu sokakta yatıp kalkıyor. Para verdiğin parayı gidip ispirt oluyor. Üst baş almıyor. Ayakkabı almıyor. Yeme içme almıyor. Veya işte şey alıyor. Böyle uyuşturucu alıyor. Bunlara para veremeyiz. Harama harcansın diye para vermek caiz olmaz. Böyle bir adam aç kalmış. Böyle olsa bile, sokakta yatıp kalsa bile, ispirtucu olsa bile, efendim işte o sinerci olsa bile götürürüz. Acından yıkılıyor, bayılmış. Lokantacı deriz ki bunu doyur, parası benden. Yedirip içirebiliriz. Bu da sadakadır. Bu da iyidir. Ama veriyorsun, adam ekmek parası yapmıyor onu. Hemen gidip uyuşturucu alıyor. Hemen gidip şarap alıyor. Buna para verilmez. Onu götürüp lokantaya karnı doyur, parası benden diyebilirsin. İşte böyle sefih kimselere mal verenin de devam et yoluma der gibi, böyle kötü parasını kötü yerlere harcayan adama da, para veren adamın da duası kabul olmaz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Musa el-Eş'ari Hakim'den, Hakim Müstedrek'inde, Buhari Müslim şartlarını taşıyan fakat Buhari Müslim'i yer almayan hadisleri toplayan Hakim-i Müstedrek'inde böyle bu hadisi nakletmiş. Selasetün la tücavizü salatuhum ru'usehum. Evet, üç kişi vardır, onların namazı, duası başlarını, gırtlaklarını geçmez. Kur'an okurlar, buradan aşağı geçmez, kalben değildir. Namaz kılarlar, istiğfar ederler, ağızdan, dilden, kalpten olmaz. Bunların, bu üç kişinin duaları, namazları gırtlaktan aşağı, baştan aşağı geçmez, kulaklarından aşağı geçmez diye vardır. Semaya arz olunmaz, yani kabul olunmaz, kabul olunmaz. Evet. Kimdir onlar? Evet, kimdir onlar? Raculun emme kavmen vehum lehu kârihun. Bir adam camide imam, Müslümanlara namaz kıldırıyor. Onlar imamı ama cemaatin hepsi imamdan nefret etmiş. Camiye gelmiyor imam yüzünden. Camiden soğutmuş. Bu imamın duası, okudukları gırtlağından aşağı geçmez, kabul olunmaz. Bu imam lanetlidir. Evet, imam cemaatle haşır neşir olacak, onların gönlünü camiye ısındıracak. Cemaat iki kişi ise üç yapmaya gayret edecek, üç ise altı yapmaya gayret edecek. Evet, çoğaltmaya gayret edecek. Bunun için gece gündüz planlar düzecek. Evet, bu öyle değil. Nereden geldin der gibi gelen adamı hani ağzıyla ısırıyor, ayağını tepiyor derler ya, öyle bir adam. Bu cemaatin nefret ettiği, cemaati sevmediği bir imamın okudukları gırtlağından aşağı geçmez. Birinci kimse bu. Evet, vehum lehu karihun. İmamı sevmiyorlar. Onun yüzden camiye de gelmeyi bırakmışlar. Bu adam hem melundur, hem de onun okuduğu gırtlağından aşağı geçmez. Evet, gırtlağından aşağı geçmez. Ve imratun batet ve zevcuha aleyha sahit. Evlenmiş, evlenmek Allah'ın emri. Hem kadınlara hem erkeklere.
zina yapacak kimsenin evlenmesi farzdır. Zina şüphesi varsa vaciptir. Bomba gibi sağlam olsa bile evlenmek sünnet-i Mekke'dedir. Peygamberimiz masumdur. Hiç günah işlemez, işlememiştir. Allah'ın hıfz-ı himayesindedir. Ta eskiden beri Allah onu terbiye etmiştir. Onun gözetimindedir. Günah, bütün peygamberler masumdur. Buna rağmen Allah'ın kendine verdiği siyasi, ahlaki, dini nedenlerden birçok kadınla evlenmiştir. Evlenmek böyle en azından günah işlemese bile sünnet-i müekkededir. Öyle önemli bir meseledir. Evlenmiş ha, ona göre kocanın görevleri var, kadının görevleri var. Evet. Koca ev reisidir. Er-ricalu kavvamun ale'n-nisa. Evlendikten sonra aile reisi kocadır. İslam'da böyle. Eskiden Medeni kanunda da böyle bir hüküm vardı. Ev reisi kocadır diye. Avrupa Birliği şey ettiği için kaldırdılar onu. Ama İslam'da böyle. Özel hayatınızda İslam'ı uygulamak istiyorsanız ev reisi kocadır. Evet. Tabii ev reislik ne demek? Sorumluluk demek. Sorumluluk demek. Evi o sağlayacak. İbate, oturum, ikame, ikameti o sağlayacak. Ev sağlayacak. Kirayı o sağlayacak. İki, iaşe, geçimi, düdüğüne bakmayı, yemeği içmeyi o sağlayacak. Reislerin altında bunlar yatıyor. İlbas, o giydirecek. Haline göre giydirecek. Cimri olamaz. Cimri olamaz. Cimri olursa kul hakkı yemiş olur. Evet, onun günahlarından o sorumludur. Mesela karısı açık geziyor. Karısı namaz kılmıyor. Namaz kıl diyecek. Açık gezme diyecek. Evet, bu benim Cevat Hoca'nın kanaatı değil. Hani kızıyorlar da ve'mur ehleke bis salati vastabir aleyha. Allah'ın ayetidir. Biz elçiyiz. Biz aktarıyoruz. Özel hayatınızı uygularsanız Allah'ın emirleri budur diyoruz. Bize niye kızıyorsunuz? Ve'mur ehlike bis salati. Hanımına, çocuklarına namaz kılmalarını emret. Allah'ın ayetidir. Vastabir aleyhe. Bir defa söyledim. Yok. Sabah, akşam, gece, gündüz senin görevin bu. Vastabir aleyhe. Açık gezme, haram işleme, sigara içme, yanlış oyun oynama, tinercilik yapma. Evet, bunları söyleyecek, sağlayacak. Sorumlusu küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulün an ra'iyeti. Peygamberin hadisidir. Siz aile reisisiniz. Ailenizden sorumlusunuz. Onun işlediği günahlardan, hanımından sen sorumlusun. Kızından, oğlundan sen sorumlusun. Ama görevini yaptıysan yakayı kurtarabilirsin. Hiç oralı o değilsin. Namaza kalkmıyor oğlan, kız, hanım, hiç oralı değilsin. Hesap vereceksin. Neye kaldırmadın? Hiçbir şey bilmiyor din namına. Evet, öyle ya, Ukrayna ile ya, abayı yakıyorlar. Gelmişler, işte gözü, bedeni, ne bileyim, boyu posu hoşuna gitmiş. Adam, kadın hiçbir dini terbiye görmemiş. Ondan sonra da beni kurtar hocam. Ben seni niye kurtarın? Sordun bana evlenirken. Adam edememiş, sözünü dinlemiyor. İşte bu işler öyle kolay değil. Evlenirken onun için Peygamberimiz ahlakı, dini tam olanı, güzel olanı seç diyor. Evet. Evvela birinci madde o. Aksi halde beni kurtar dersin sonra. Ben nasıl kurtarayım seni? Evet efendim. Bu işler öyle basit değil. Onun için evde sorumlu sensin. Bunu yetiştireceksin. Bilmiyorsa öğreteceksin. Ben bilmiyorum. Bilene göndereceksin. Hanımını da öğretecek. Haramı, helalı, küfür nedir, günah nedir? Bunları öğreteceksin. Oğlunu, kızını da öğreteceksin. Bundan sen sorumlusun. Küllüküm ra'in. Evet. An ra'iyyetihi. Ve mes'ulün an ra'iyyetihi. Ve siz bir aile reisisiniz. Onun hareketlerinden sorumlusunuz. Efendimizin sözü bu. Kur'an-ı Kerim'de de öyle. Evet, maalesef şimdi bazı işte hocalar
bizim evde demokrasi vardır diyor. Ben diyor hiç namaz kıl demem, örtün demem, şu demem. Öyle değil hoca efendi, öyle değil profesör beyefendi. Allah'ın emri bu. Bu Cevat Hoca'nın kanaati, fetvası değil. Ve mur ehleke bis salati. Kalk namazın kıl. Kalk namazın kıl. Oğlum kızım kalk namazın kıl diyeceksin. Demezsen bu emri çiğnemiş olursun. Sen sorumlusun. Tabi o da sorumlu da. Sen böyle bir reissin. Ha, güttüğünden, idare ettiğinden, aileden sorumlusun. Evet, bana ne yok. Kendisi kahve düşkünü, oyun düşkünü, son lokmayı kapıda alıyor. Kızım nerede geceliyor, oğlum nerede sabahlıyor, hanımım ne yapıyor, hiç haberi yok, ilgilenmiyor. Evet, sonra bir tarafta ilgileneceksin. Acısı çok çıkacak. Allah soracak. Evet, hem ondan davacı olacak. Bize öğretmedi, göreviyken öğretmedi. Karın da davacı olacak, oğlun da davacı olacak, hanımın da davacı olacak. O zaman ey nel vefar, kaçacak bir yer mu? Kur'an'da ayet bu. Benim hanımım, benim kızım, oğlum benden davacı için beni arıyorlar. Mahkemeye şikayet edecekler Allah'a. Ey nel vefar, sığınacak bir kapı yok mu, kaybolacak? Yok. Kaybolacak delik yok orada. Orada yakanı yapışacaklar. Öğretmezsen din budur, haram bu, helal bu. Öğretmezsen evet. Ben bilmiyorum ki, o zaman bilene göndereceksin. Sen öğreneceksin. Evet. Sen esnafsın. Bu kitapları okumayabilirsin. Ama biz burada görevimiz, biz de bunları öğretmezsek ateşten gem vurulacak ağzımıza. Bak öğretiyoruz. Gelip dinleyeceksin. Bunu öğretenleri dinleyeceksin, öğreneceksin. Ötekileri de öğreteceksin, dinleteceksin. Böyle sorumluluk var. Böyle sorumluluk var. Şimdi bu sorumluluk var. Cimrilik yok. En iyi şekilde giydirip kuşandıracaksın. En iyi şekilde okutacaksın. Terbiye edeceksin. Gece gündüz onların en iyi insan olmasını planlayacak. Böyle uykun kaçacak. Reislik bu demek. Ama kadın da kocasına tapacak derecede bağlı olacak. Bir keresinde peygamberimiz geziye çıkmış. Böyle gezi yapmak, kırlara, bayırlara çıkmak Efendimiz'in sünnetidir. Sağlık açısından da çok yararlıdır. Bir tane şey gelmiş, çöl bedevisine rastlamış. Demiş, gel buraya. Benim peygamber olduğuma, Yaradan'ın Allah olduğuna inanacaksın demiş. Puta falan tapma. Bırak demiş Allah'ın Yaradan olduğunu da senin peygamber olduğuna demiş. Niye, delilin ne? Bir delil göstersem inanır mısın? İnanırım demiş. Ağaca demiş gel demiş peygamberimiz. Ağaç gelmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Şehadet ederim ki gözümle görür gibi kesin inanırım ki sen Allah'ın Resulüsün. Allah'tan başka ilah da yok demiş. Onun üzerine bedevi hemen peygamberimizin ayağına kapanmış secde etmeye. Tutmuş kaldırmış. Kalk demiş, kalk. Bizim dinimizde Allah'tan başkasına secde edilmez. Eğer Allah'tan başkasına bir kulun secde etmesi caiz olaydı, karının kocasına secde etmesini emrederdim. Ama secde etmek Allah'ın başka yasak. Yani o derece bağlı olacak. Kadın da kocasına o derece bağlı olacak. Öyle bağlı olacak. Koca da karısını Allah'ın emaneti bilecek. Onundan sorumlu olduğunu bilecek. Titriyecek. İşte böyle bir yuva kurulacak. Öyle yuvadan da güzel insanlar yetişecek. İnsanlara faydalı güzel insanlar nesli devam edecek. Şimdi kadın işte kadınların huyu öyle duygusal insanlardır. Allah öyle yaratmış. Duygusallık vermeseydi çocuğuna gece kalkıp da süt vermezdi. Aman canı bilmem sen çıksın derdi. Ama Allah onları şefkatli yaratmış. Ne kadar yorgun olsa kalkar çocuğa dedi mi gece kalkar
emzirir duygusallıklarından. Ama bu duygusallık bazen ters teper. Kocasına bir şeyinden dolayı kızar. Şunu al gel demiş, ya unutmuş ya o istediği kalitede bulamamış veya alamamış, çok kızar. Ve ondan sonra gelmiyorum. Sen ne biçim adamsın? Senden zaten hiç iyilik görmedim ben. Zalimin tekisin falan diye esir duygusal. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç'ta cenneti gördü. Cehennemi gördü. Miraç günü bunu size hocalar anlatması lazım. Ve bizim de analarımızdan Ayşe validemiz radıyallahu anha, validemiz allame bir kadın. Onu ilim sahibi yapmak için zaten onunla evlenmiş. Ayşe'cim demiş, cehennemde en çok kadınlar var. Niye demiş, biz Allah'ın erkeklerden niye ayrılalım ki? Niye cehenneme çok, bizim neyimiz eksik ki? Gülerek demiş ki, bir kadın 30 sene kocasıyla gülüm balım yaşar. Bir gün karısının isteğini kocası yerine getirmez, senden hiç iyilik görmedim der diyor. İşte bu söz onun cehenneme girmesini yeter Ayşe'cim diyor. Evet. Evet, duygusaldır, kontrol edemez. Böyle. Şimdi bir işin isteğini yapmamış, yatmıyorum senin yanına demiş, çekmiş gitmiş. O da başka odada yatıyor. Emraatun batet zevceha aleyha sahid. Kocası ona kızgın, onun için. Oca kızgınken o da ayrı yapmış. Kocasını kızdırmış. Araları böyle. Böyle gecelemiş kadın. Evet. Böyle bir kadın. Evet. Öyle diyor. Dua ise oradan aşağı gitmez diyor. Geçerli olmaz diyor. Geçerli olmaz. Bir, cemaati nefret ettiren imam gittiği buradan aşağı, gırtlardan aşağı gitmez. Lanetlidir. Bir de bu. Kocası razı oluncaya kadar, kocası yanına gelinceye kadar lanetlidir. Ve yaptığı buradan aşağı gitmez. Buradan aşağı gitmez. Ve memlükün ferra min mevlahu. Bir de şimdilik köle yok. Harplerde Müslüman askerleri her şeylerini ortaya koyarlar. Düşmanı yenerler. Düşmanı esir ederler. Erkekleri köle olur. Düşmanlardan yakalananlar harpten sonra cariye olur. Ülül emir, devlet isterse bunu mücahitlere verir. Cariyeleri, şeyleri. Kaynağı odur. İşte mümlük köle efendisi var. Fakat kaçmış efendisinden. Aha, bu köle dua etse de duası buradan aşağı gitmez, kabul olmaz, lanetlidir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Beyhaki Ebu Said Hudri'den, Tirmizi Ebu Ümame el-Bahili'den senedin hasen, güzel senetle nakletmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Evet. Selasetün la yacizuhunne İbn-i Adem. Üç şey vardır. İnsanoğlu bundan kurtulamaz. Herkeste vardır bu. Her insanda zaaf tarafı insanların üç şey. İnsan bundan kurtulamaz. İnsanların kurtulamadığı şey nedir? Bir. Evet. Et-tiyaratu. Uğursuz saymak bir şeyi. Evet. Önden şey geçti. Hıh! İşim kötü gidecek. İnsanların hepsine vardır bu. Önünden bir falan hayvan geçti. Hıh! İşim rast gelmeyecek. İnsanların hepsinde bu hastalık vardır. Hepsinde bu hastalık vardır. Kötüyü yorumlarlar. Bir şey olur, kötü olacak bu iş derler. Tıyara o demek. Kötüye yormak vardır. Tabii sen evden besmeleli çekmişsen, o iş yaptığın işin kurallarına uymuşsan, uğursuzluk yok.
Sen besmele çekmemişsin, işi bilmiyorsun, nasıl hareket edip bilmiyorsun. Uğursuzluğu kendinden ara ya. Efendim karga öttü de benim için kötü değil, babadan dönme ya. Kargının ne kusuru var? Efendim önümden tilki geçti de yok ya, tilkinin ne kabahati var? Yapma böyle. Evet, bu uğursuz saymak insanlarda hastalıktır. Ha bunu takılma, buna takılma. Evet, kötüye yorma. Ve suizan. Ve insanlar bir şey davranış görürler birinden. Ben adamı ne zannediyordum? Meğer benim hakkımda niye, baksana ya hareketine baksana. Kafasının hareketinden, gözünün hareketinden, kullandığı bir kelimeden, bir davranışından hemen kötüye yorarlar başkasının hareketlerini. Herkeste vardır bu hastalık. Bundan kurtulamaz insanoğlu. Evet, suizan herkeste olur. 2-3 vel hasedü, haset. Aynı okulda okursunuz, sen şöyle olursun, o bir şey olamaz. Ulan filan diye kardeş kardeşi çekemez, arkadaş arkadaşı çekemez. İnsanoğlu böyledir. Adem Aleyhisselam'ın daha dünyada iki tane adam var. Habil, Kabil. Kabil Habil'i öldürdü. Senin kestin kurban kabul oldu, benimki kabul olmadı. Benim kabahatim ne diyor? Abi kardeş diyor, benim kabahatim ne? Kabul etmeyen Allah. Kardeşini öldürdü. Haset. Haset insanlarda bir hastalıktır. Herkeste vardır. İnsan bu şeylerle, buna karşı akıl vermiş, Kur'an vermiş, Muhammed Mustafa'yı vermiş. Haset bütün iyilikleri yok eder. Onun için haset etmeyeceksin. Ama aklına geldi, söz haline gelmeyecek, fiil haline gelmeyecek. Yani herkeste bu hastalık vardır, sende de vardır. Gelir bu, konuşmayacaksın, uygulamaya geçmeyecek bu haset duyguların. Yapmayacaksın gereğini. Evet. Bundan kurtulmak için Allah'a sığınacaksın. Değil mi? Kul rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gasikin izâ vekab ve min şerri nefâsât fil ukad ve min şerri hâsidin izâ hasad. Allah'a sığınacaksın. Allah'a sığınacaksın. Sende de var bu. Herkeste var. Evet. Sende de var. Hepsinde, herkeste var. Bu zaten, bunları yendin mi evliya oluyorsun, Yunus Emre oluyorsun, Mevlana oluyorsun. Bu herkes yaradılanı hoş gör, yaradılanları ötürü diyor. Ondan sonra ötüyor. Evet efendim, Peygamberimiz bizi uyarıyor. Bu kötüye yormak, evet, hasetçilik herkeste vardır. Suizan, kötü zan herkeste vardır. Evet, fincike minettiyareti en ta'mele biha, en la ta'mele biha. Uğursuzluktan ben besmele çektim. Bu işin kuralı da böyle. Hiç takma kafana. Bismillah de yürü diyor Peygamberimiz. O uğursuzluk düşünceni uygulama. Uygulama. Akıl vermiş. Her şeyin bir usulü var, yolu var, yordamı var. Onlara uydun mu? Bismillah de yürü işinden. Geri kalma. Evet, o uğursuzluk sayma duygusunu uygulamamak ondan kurtulmak demektir. Ve inciyke min suizzan en la tetekelleme. Evet, kötü zan, başkasının kötü zan duydum, hiç konuşmayacaksın. Ya adam, hanımına da, en yakın arkadaşına da falanca şöyle hareket etti. Ben onu ne zannediyordum ya? Herife bak, ben neler düşünüyor? Deme. O kötü zannına konuşma. O kötü zannına göre iş yapma. Böyle ta'mel bir muktadahe. O kötü zannının gereğini yapma. Allah'a sığın. Allah'a sığın. Evet, Allah'a sığın. Ve tün ve imcike minel hasedi en la tebga aha süen. Haset ettiğin zaman da git adama iyilik yap. Vay be, karnın kurtlanıyor filan. Aksini yap git, hasetten kurtulmak için. Aksini yap. Evet. Böylece kurtulabilirsin. Bunları yapma, iyiliklerin yok olur. Ama böyle aklına geldiği zaman, her insanda bu hastalık vardır. Bunları yapma,
Tam aksini yap. Tam aksini yap. Beyhaki İsmail Mümin Ümeyye Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Selasetun yedhuluna cennete bi gayri hisab. Raculun vesele sevbehu felem yecid lehu halakan. Evet. Ve raculun lem yansıb ala müstevkadihi. Evet. Kudrani. Ve raculun da'a bi şerabin felem yukil lehu eyyüme türidü. Evet. Üç şey vardır ki o üç kimse cennete hesapsız girerler. Kimdir onlar? Raculun vesele sevbehu felem yecid lehu. Evet. Adamın kalakan, adamın elbisesi bir tek. Hiç de fazlasını istemiyor. Elhamdülillah. Şükür Rabbime. Aybımı örten Allah. Şükür sana. Bir tek elbisesi var halbuki. Biz öyle miyiz? Kaç takım elbisemiz var? Değil mi? Bir tek elbisesi var. Onu yıkayıp yıkayıp giyer. Elhamdülillah. Şükür Rabbime. Hiç Allah'a serzenişte bulunmaz. Bu bana en güzeli, bu bana der. Dünya yük demektir, sorumluluk demektir, şükür Rabbime der. Bu duygularla Allah'a herkese veriyorum, bana vermiyorum, bir elbise bile alamıyorum demez. Yıkar yine giyer, yıkar yine giyer. Ve racülün lem yansıb ala müstevkadihi. Evet, yine kıdrani. Yani evet. Gene bir tek yiyecek bulmuş. Karnı doyuruyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şükür Rabbime. Bir tek bir göz odası var. O bir işte ocakta bir odun yakıyor. Mesela başka bir şeysi yok. Şükür Rabbime, Allah Allah, Allah'ın nimetlerinde boğulmuşum yahu diye hiç Allah'a kötü düşünmez. Ona şükreder, şükreder. Neden herkese çok verdin de? Evet. Ve racülün da'a bi şerabin felem yukillehu eyyüme türidü. Evet, gene bir şey ister, bir içecek. Ondan sonra getirir. Bunu getirilir be. Bundan başka bulamadın mı be falan demez. Şükür. Bismillah. Hiç nimeti horlamaz. Azımsamaz. Hiç böyle bir ahlaktadır. Huydadır. Evet. Böyle bir huydadır. İşte bu adam hep şükür. Hep şükür. Evet. Hep şükür. Hayır haline şükür. Evet, böyle bu huyda olan adam cennete hesapsız girer. Niye? Herkese veriyor, bana vermemiş. Doğru düz bir elbise bulamadım, doğru düz bir içecek bulamadım, doğru düz ev bulamadım, yakacak bulamadım. Hiç sızlanmaz. Şükür, şükür der. Bu onda huydur. Aha, bu adam cennete hesapsız girer. Selasetün la'antuhum. Üç kişiye ben lanet ettim. Allah'tan, Allah'ın rahmetinden mahrum kalsın. Allah'ın rahmetine uğramasın. Lanet bu demek. Mümin lanetçi olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çok nadir lanet etmiştir. Çok nadir lanet etmiştir. Mümin lanetçi olmaz. Maalesef biz seyrettiğimiz filmler, gavur filmleri, onlarda da elinden şey düşüyor, kahrolsun, lanet olsun, peynir ekmek gibi iki sözünden birisi kahrolsun, lanet olsun. Bir de ne var? Bir şey oluyor, denk gelmiyor, Allah belamı versin. Yok, öyle deme. Kendine bela okuma. Sanki kendi lehine hayır dua eder gibi diyor Allah, mümin insanlar kendi aleyhine beddua ederler. Ne kadar yazık ederler.
buradan çıkanı yazıyorlar, arşa götürüyorlar, gereği yazılıyor. Hiç onu, sen buna inan adamsın, o anda kafan kızmış, canı sıkılmış, Allah belamı versin filan deyivermişsin, öyle deme. Lanet olsun, kahrolsun deme. Evet, kahrolsun, lanet olsun dediğin zaman birisine, o buna layıksa ona gider. Ama o buna layık değilse semayı götürürler diyor Peygamberimiz. Melekler dolaştırırlar. Onu oturtacak, konduracak yer bulamazlar. Tekrar gelir söyleyenin başına. Araba mesela bozuluyor dağın tepesinde. Lanet olsun. Böyle arabanın bir kusuru var. Aklı yok, iradesi yok. Sen gereğini, yağını, tuzunu bakmamışsın. Gerekli şeyleri yapmamışsın. Lanet olsun araban, o lanet kendine. Küçücük çocuğa, Allah belanıyorsun, lanet olsun deme lan, çocuğun iradesi yok. Masum çocuk, kabahatı yok. Sana gelir o lanet. Böyle hiç kabahat olmayan bir kimseye lanet ettiği zaman bir insan dolaştırırlar, ona layık değilse ona kondurmazlar, sana gelir lanet. Kendini lanet edersin. Ana baba çocuğuna lanet ederse aynı anında gereği infaz olur. Sonra dövünecek olan, ağlayacak olan ben değilim. Ağlarsa ana ağlar arkadaş. Evet, maalesef bunu da çok yapıyoruz. İşte böyle olmamalı. Şimdi ben diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç kişiye lanet etmişimdir. Bir emirün zalim. Evet. Memleketin işini üstüne almış, vaatlerde bulunmuş, herkesi ikna etmiş, kandırmış diyelim isterseniz, seçilmiş, başa geçmiş, oraya geçtikten sonra bunları unutmuş, zulmediyor. Hiç adalet hareket etmiyor. Zulmediyorsa bu zalim, şeriatın emirlerinden aykırı dışarı çıkmış olan, zulmeden zalim emire ben lanet etmişimdir. Lanet etmişimdir. Ve fasikun kad a'lena bi fiskihi. Günah işler. Günah işlemeyen kul olmaz. Evet, Adem babamız da hata işledi. Hatasının cezasını cennetten çıkarılmakla ödedi. Sri Lanka, Serendip Adası'na kendisi atıldı. Dünyaya Havva anamız da iki aşık karı koca cennetten kovuldular. Havva anamız da Cidde'ye atıldı. 300 sene kanlı gözyaşlarıyla tevbe ettiler. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Rabbimiz ne ettiysek biz kendimize ettik. Bizi affet, bize merhamet et diye 300 sene. Sonra Arafat Dağı'nda buluştular. Müzdelife'de evlendiler. İnsan nesil oradan devam etti. Günah işler insan. Evet, günah işler. Biz de Adem babamızın torunuyuz, evladıyız. Ama Adem babamız gibi arkasından tevbe etmeliyiz. Tevbe etmeliyiz. Bu insanlık böyledir. Şeytan Allah'ın emrini tutmadı. Günah işledi yani. Bir de inadında direndi. Ben ondan dedi, Adem'den daha şerefliyim dedi. O kokar çamurdan yaratıldı. Ben ateşten yaratıldım. Ben ona secde etmem. Et dedi, etmiyorum dedi. Ondan sonra da tevbe etmedi. Bana dedi izin ver dedi. Ben bunun sülalesinin çocuklarını dedi, azdıracağım dedi. Yollarını keseceğim. Hadir meydan dedi Allah da. Kıyamete kadar şeytana izin verdi. Bana sığınanların kılına dokunamazsın. Allah'a sığınmak ne demek? İşe başlarken Bismillahirrahmanirrahim demek. Şeytanı kovar. Besmele şeytanı kovar. Anadolu'da sözdür, deyimdir. Besmele duymuş şeytan gibi kaçıyor lan derler. Besmele'den kaçar. Aa, bu kadar basit. Bismillahirrahmanirrahim deyiver ya. Yerken, içerken, eve girerken, dükkanını açarken, arabayı kullanırken, işe başlarken, yatarken, kalkarken Bismillah deyiver. Ondan kurdun Allah'a sığın. Evet efendim. Bu şeytanın şeyinden seni kurtarır. Şimdi efendim diyor ki günah işler mümin hemen pişman olup estağfurullah demeli.
Allah'ım günahı affet demeli. Kökleşmeden kalbimizde siyah bir leke olur. Günah işlediğimiz zaman insanlar yaratılırken tertemiz yaratılır. Kalbi de nurludur, tertemiz, paktır. İslam'ın görüşü budur. Hristiyanlar tersini söylüyor. Doğarken hep diyor günahkar doğuyor diyor. Adem babamız suç işledi. O suçtan her duvara şey var, pay var. Onun için vaftiz şarabıyla yıkıyorlar, temizliyorlar güya. Öyle saçma şeyleri var. Bizde öyle değil. Doğan çocuk tertemiz doğar. Sonra onu anası babası Yahudi yapar, Hristiyan yapar, Müslüman yapar, iyi adam yapar, kötü adam yapar, terbiye ederler. Biz de tertemiz. Şimdi günah işlemek insanın şeyinde var. Nefis var, her ne kadar akıl var, ruh tarafımız var, Kur'an var, peygamber varsa da insanlar imtihan dünyasında bazen şey edebilirler, tekleyebilirler, günah işler. Hemen arkasından Adem babamız gibi tevbekâr olmak lazım. Estağfurullah demek lazım. Kalpteki günah işlendiği zaman bir siyah nokta olur diyor. Eğer tevbe etmezsen o siyah nokta yerleşir, kökleşir. Halbuki hemen tuh ne yaptım ya ben deyip hemen estağfurullah deseniz o kara leke hemen çıkarılır. Böyle istiğfar etmeliyim. Şimdi bir de şu var. Günah işlesen bir kendine, öyle günahlar var. Bir de günah işliyorsun, birçok adama önderlik yapıyorsun. Herkes görüyor senin günahını. Kötülüğe önderlik yaparsan, senin işlediğin günahtan herkes işledikçe senin üstüne yazılır. İyiliğe önderlik yaparsan, o yoldan gelenlerin sevapları kendinden eksiltilmez, sana da bir misli yazılır. Olduğu gibi, kötülüğü herkesin içinde yapmışsın, örnek olmuşsun, herkes onu taklit etmiş. Herkes o kötülüğü yaptıkça sana da yazarlar. Şimdi günah insanlardan bu açıdan gizlemelidir. Hele hocalar, ben bir şey yapsam demek yeri var ki hoca yapıyor diye kaç kişi yapar hoca. Çünkü haram helal öğretiyor. Evet. Şimdi hoca dedi de ben kurtuldum diye havalanma. Demin bahsettik. Evlendiğin zaman hanımın hocasısın. Kızın oğlanın hocasısın. Ve'mur ehlike bi salati vestavir aleyha. Bunlar haram mı, helal mi işliyor? Sen öğreteceksin. Ondan sorumlu sen de hocasın yani. Ben vatandaşa adım hocaya çıkmış diye ödeneceğim. Sen de ailen hocasısın. Sen de hocasın yani. Evet şimdi böyle örnek kişiler açıkta günah işlemekten çok kaçınmalı. Şimdi bir kişi hoca yaptığını görüyor demek ki falan diye bir sürü adam yapar. Herkes onun kötülüğünü taklit eder. Toplumda günah alenileşir. Toplumun önderi olan hocalar açık günah işler. Sen de ailenin bir hocasın. Sen de onların göz önünde bir halt işleme, içki içme, sigara içme, yalan söyleme. Şu bu yapma. Sen de babam yaptı ya, ben babamın şeyini yapıyorum derler. Senin kötülük yolunda gelirler. Hepsinden sorumlu olursun. Torunlarına varıncaya kadar sorumlu olursun. Şimdi Peygamberim lanet ettiği şey diyor ki emir zalim emire ben lanet ettim. Bir de fasikun kad alene fiskuhu bi fiskuhi. Günah işliyor. Günahını da herkese ilan ediyor. Buna lanet etmişimdir. Ramazan orucu tutmuyor mesela. Ondan sonra geliyor kaldırıma, masayı kurduruyor lokantaya. Herkesin göreceği yere Ramazan'da yemek yiyor. Ben bu Ramazan'da oruç yemek haramdır, fısktır, günahtır. Günahını saklamıyor. Evet, bu Ramazan oruç tutulmayabilir diye
bunun yaygınlaşmasına bir nedendir. Herkese kötü örnek oluyorsun. Buna lanet ettim diyor. Onun için bizim Adana ana insanımız ne der? Günah da gizli, ibadet de gizli. İbadeti açığa yaparsan riya karışır. Riya karışınca da ibadetin sevabı uçar. Evet, günah gizli işler, açık işlerse herkese örnek olursun. Ben diyor açıkta günah işleyen, günahını gizlemeyene lanet ettim. Kötüye örnek olduğu için, yaygınlaşması sebep olduğu için. Gizli günah yapmış, tevbekar olmuş, Allah affeder. Ama günahını ilan ediyor. Açıkça rakı içiyor. Açıkça kumar oynuyor. Biz günahı sadece içki içmekten, kumar oynamaktan ibaret sayıyoruz. Bana kızmak yok. Ben kardeşlik görevi yapıyorum. 1936'da devlet bastırmıştır. Resmi tefsirdir. O tefsire bakabilirsiniz. Kadınların yüzü, eli, ayağı hariç başka yerlerini evlenebileceği erkeklere göstermeleri Allah tarafından yasaklanmıştır. Bu benim kanaatim değil. Ben naklediyorum, aracılık ediyorum. Resmi tefsire bakabilirsiniz. Elmalı Yazın Hoca'nın Hak Dini Kur'an'ı devlet tarafından basılmıştı. 1936. Bakabilirsiniz. Ama biz şimdi dün Çanakkale şehitlerini ziyarete gittik. Kadın Müslüman. Gelmiş şehitlere. Bir de Fatih okuyor. Kadının üstünde hiçbir şey yok. Bir askı var şurada ip gibi. Üstünde hiçbir şey yok. Saçı, başı, göğsü açık. Mini etekli. Bir de Fatih okuyor. O şehit ne için şehit oldu orada? Bizim namusumuz için şehit oldu ya. Yavur benim kızımın, garımın namusuna tasallut etmesin diye. Namusumuz için, dinimiz için, din namus demektir. Bir de onların üstünde belki abdesti de yok. Öyle çırılçıplak geldiğine göre bir kişi değil. Çoğunlukta, ziyaretçilerin çoğun kadınlar çırılçıplak. O şehitler üzülüyor. Orada şehit olmayan toprak yok. Sadece şehit timsalen bir kere şehitlik demişler. Aslında her tarafında bulunamayan bir sürü toprağın altında şehit var. O kadınlar, abdestsiz, hayızlı kadınlar, onların üstünde çırılçıplak geziyorlar. Niyetleri iyi. Fatih okumaya gelmişler. Onlara minnet borcumuz var diye ödemeye gelmişler ama Allah'ın emri var. Evet. Evet. Kul lil müminine, mümin kadınlara söyle Habibim. Ve la yübdîne zînetehünne, güzelliklerini açığa çıkarmasınlar. Bakın tefsire. Resmi tefsire bakınız. Evet. Ve yatribhünne bihumruhinne alâ ciyubihinne. Örtü örtsünler. Saçlarını göstermesinler. Örtülerini boyunlarına salsınlar. Boyunları, gerdanları, kulakları görünmesin. Evet, vel yatribhümne bihumrihinne alâ cüyübine. Bakın tefsire, resmi tefsir. Ben aktarıyorum. Gidip tahkik edin. Göğsün gösteremezsin. Ve kadın, Fatih okuyorsun, Müslümansın. Bu şeyde ziyarete gelmişsin. İyi niyetle ama günah istiyorsun. Günah, fısk. Herkese gösteriyorsun. Evinde çıplak gel, sana sözüm yok. Ama herkesin içinde hem de böyle şehitleri ziyarete gelmişsin, çırılçıplak. Tefsiri okuyun efendim. Bana inanmayın. Fıskı ilan ediyor. Öyle diyor bak, fıskını ilan edenlere ben lanet ettim diyor. Açık gezmek günahtır. O tefsire göre söylüyorum. Lanetlidir. Lanet ettim diyor. Günahtır. Günahını gizlemeyene lanet ettim diyor. Tefsire bakın efendim. Bana inanmayın. Bakın tefsir. Resmi tefsirdir. 1936'da basılmıştır. Şimdi de özel şeyler bastırmış. O resmi tefsirden kalması bile şimdi özel kitapçılar bastırmıştır. Bakın oraya. Orada görün. Orada daha da tafsilli yazıyor.
Eşarp örtmüş hanımefendi. Göğsü açık, bacağı açık. Ben anlayamıyorum. Öğretilmemiş demek ki. Yani bu gayet normal olamaz çünkü başını örtmüş. Demek ki bir Müslümanlıkla ilgili bir fikri var. Ama göğsü açık. Bir baş örtme değil ki. Her tarafını. Evet, çok dar giymiş. Göğüsleri meydanda, kalçası meydanda. Bakın efendim kitaba, o gene Elmalı Hoca'nın kitabı çok iyi açıklıyor. Dar elbise giyip de vücut hatları belirlenmişse örtülmüş sayılmaz diyor. Tefsir ediyor. Ben de bunu aktarıyorum efendim. Bu bir fısktır, günahtır. Günah adı fısk, haram. Hiç bunu saklamayan alenileşmiş, alenileşmiş. Hiç sakınmıyor senden. İse ben diyor fıskını gizlemeyen günahkâra, fasıka lanet ettim diyor. Mübtedi'in Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, evet, yehtümü sünnete, sünneten Peygamberin bir sünnetini iptal eden, yıkan bid'atçıya lanet ettim diyor. Evet. Şimdi kızmayın bize. Biz olanları açıklıyoruz. Elçiye zeval olur mu? Mesela ben kitaplardan çıkardım. El ezanu cezmün vel ikametu cezmün. Önce hocalara söyleyeceğim. Ezan da cezimli okunur. İkamet de cezimli okunur. Peygamberin hadisidir. Mebsut da var, Kasani de var, Dürer de var, Hidaye de var. Bütün fıkıh kitaplarında var. Bu benim kanaatim değil. Çıkarıverdim, verdim. Müezzin alışmış. Allahu Ekber, Allahu Ekber demeye. Araplar böyle yapıyor. Oraya Araplar zina ederse sen de zina mı edeceksin? Onda da kitap var. Ortada kitap var. Arapların ne hale geldiğini görüyorsunuz. Biz onları nasıl taklit edeceğiz? Biz peygamberi taklit edeceğiz. İlme uyacağız. Allahu Ekber, Allahu Ekber sünnete aykırıdır. El ikametu cezmün vel ezanu cezmün vel ikametu cezmün. Ezan Allahu Ekber, Allahu Ekber diye okunur. Bütün fıkıh kitaplarında var. Buyurun, bana inanmayın, bakın efendim. Ama müezzin hiç kızıyor. Niye böyle söylüyorsun? Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Dikkat edin. Benim bir sünnetimi iptal edene. Evet, hadis budur. Buyurun. La'antuhum mübtedi'in. Ala mübtedi'in. Bid'at ehli. Peygamberin sünnetini terk etmek. Allahu Ekber, Allahu Ekber demek peygamberin sünnetine aykırı. Yani bid'at. Bid'atçıya lanet ettim diyor. Buyurun bakın. Kitaplara bakın. Bana inanmayın. Yani şimdi hangi Kur'an tefsirinde var? Hangi fıkıh kitabında var? Çıkıyor böyle. Bir de ezan okunurken içiyor o sigarayı. Devlet yasak çıkıyormuş kapalı yerlerde içmeyin diye. İnadına böyle içiyorlar. Hangi sünnette var? Buyurun gösterin. Hodri meydan. Fıskını ilan edene lanet ederim. İki, benim sünnetime aykırılığını bid'at derler buna. Sigara en azından bid'at değil mi? Peygamber sigara içti mi lan? Peygamber sünnetinde var mı? Böyle hani çıkıyor caddenin kenarında, savuruyor. Adı Ahmet, Hasan, Ali, Müslüman yani. Evet, ne olacak işlerimiz? Ben duyuruyorum tabii, kabul edip etmemek sizin vatandaşın. La'antuhum. Evet. Mübtedi. Evet efendim. Lantum mübtedi. Bid'at sahibine benim sünnetimi yıkan, hiçe sayan, yok eden bid'at sahibine ben lanet ettim. Yehtümü sünneten. Benim bir sünnetimi yıkar, tahrip eder. Evet. Evet. Hadis. مَا مِنْ اُمَّتٍ اِبْتَدَعَتْ بَعْدَ نَب۪يهَا ف۪ي د۪ينِهَا بِدْعَةً اِلَّا اَضَاءَتْ مِسْلَهَا مِنَ السُنَّةِ. Evet, bir ümmet benim peygamberden sonra
dinimizde peygamberin sünnetlerini kaldırırsa, zayi ederse, peygamberin sünnetinde olmayan bir şeyi dinde varmış gibi yaparsa, işleri kötü. İşleri kötü. Evet, yerine bir tane koymadıkça, o bid'atı bırakmadıkça, sünnetleri yerleştirmedikçe ben onlara lanet ettim. Evet, bid'at işleyince kalp katılaşır diyor. Evet, kalp katılaşınca diğer günahları işlemeye güç kazanır o bid'at sahibi diyor. Evet, güç sayıdır. Evet, evet, şimdi namaz huşuyla kılınır. Yani namaza başladık mı sağa sola bakmayacağız. Çünkü Allah'ın huzurundayız. Öyle diyor Peygamberimiz. Sen Allah'ı görmüyorsun ama Allah seni görüyor. Sen onun huzurundasın. Onun huzurunda olduğuna göre hazır ol da duracaksın. Caminin fayanslarını saymaya gidiyor. Yazılarını okumaya gidiyor. Burada imama uyan adam sağa sola bakıyor. Böyle yapıyor. Huşu yok. İşte bu huşu da peygamberin sünnetine aykırıdır. Evet. Namazdayken sarını düzeltiyor, cübbesini düzeltiyor, kaşınıyor. Peygamber bunları yapmadı. Peygamber sünnetinde yok. Bid'at yani. Bunlar ne olacak? Bunları hoca yaparsa vatandaş ne yapmaz ki? Ne yapmaz ki? Evet, kalbi katılaşır. Diğer isyan olan şeyleri yapmaya cesaretli olur ve bereket kalkar. Söz anlamaz olur. رِجَالٌ لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْءٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Bunları yapınca ezan okunur, iç aralı olmaz. Namaz geçiyorsa iç aralı duymaz. Kalbi gaflet içinde olur. Dinden soğur. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek onun yanında arı vızıltısı gibi gelir. Önemsizleşir. Evet, Allah'ın zikrinden uzaklaşır diyor güzel peygamberimiz. Onun için peygamberin sünnetlerini bizim aziz milletimiz, atalarımız farz gibi kabul etmişler. O gelenek halinde var. Elhamdülillah. Araplardan iyiyiz. Mesela namazların sünnetleri, biz geldik bir camiye, ya sünnet değil mi bu ya demiyoruz. Hep sünnetlerini kılıyoruz millet olarak, Türk milleti olarak. Ama Şam'da kılmıyorlardı. Kahire'de kılmıyorlar. Kabe'de de kılmıyorlar. Ama başlarına geleni görüyorsunuz. Ne halde olduklarını biliyorsunuz. Peygamberin sünnetlerine önem vermezseniz durumumuz böyle olur. Elhamdülillah aziz atalarımız peygamberin sünnetlerinden çok bağlı. Elhamdülillah o gelenek halinde var ama bilinçli yok. Bunu bilinçlendirmeliyiz. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, evet, peygamber İstanbul'u alan komutan ne güzel komutandır dediği için İstanbul'u aldım ben. İmtisalü cahidu fillah olupdur niyetim. Dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Ben peygamberi çok seviyorum. Onun beni sevmesi için İstanbul'u aldım. Bunu göstermiş. Anadolu Hisarı'na, Boğaz'daki durun, Rumen Hisarı'na bakın. Rumen Hisarı'nı Fatih yaptırdı. Düşmanın gelen yardımları kesmek için Boğaz'dan. Rumen Hisarı'nın kuleleri Muhammed yazıyor. Evet, burada tepemizde Allah Muhammed yazıyor. Aha böyle. Kulelerin bulunduğu şeye bakarsınız Muhammed yazıyor. Ya Rabbi dağa taşa
Resulullah'ın adını yazdığım, kalbime yazdığım gibi onun emrinin yanında güzel adam olmak için İstanbul'u fethedeceğim demek bu. Allah da ona yardım ediyor. Çağ açıyor, çağ kapatıyor. Biz Peygamber sünnetlerini kaldırırsak müezzin efendi, ulan Allahu Ekber, Allahu Ekber deyiver. Bir zararın olacak mı ya? Niye, derdin ne? Böyle alışmışım. Ya Peygamber sünnetini zayi ediyorsun. Hadise aykırı hareket ediyorsun. Evet. Şimdi hocalara attım. Sıra size geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç ömründe ihramlıyken hariç, haçta mecburen başı açık olur, başı açık namaz kılmamıştır. Bakıyorum ben, cemaatin yarısı baş açık. Bu bid'at değil mi? Ey nettezebun, nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bunlar basit deyip geçmeyin. İslami kişiliğimizin taşları bunlar. Birer birer düşüyor. Allah korusun, İslam binamız yıkılır. Basit demeyin ya. Takke giy lan, ölecek misin be? Cebine bir takke sok, namaz kılarken takke giy. Hayır, bir tane rivayet getirin. Peygamber başı açık namaz kıldı diye. Bir tane. Sünnet ya bu. Basit demeyin. Basit demeyin. Ne sakal var ne bıyık var. 70-80'lik herif. Namaz kılıyor. Ya Peygamber hiç bıyığını sakalını kestiğini duyan var mı? En azından sünnet ya bu. Bacan bir bacan sallanmış kabire. 70'lik 80'lik. Böyle alışmışım diyor. Ama kabire varınca böyle alışmışım dedirdikler sana. Kabir azabı hak arkadaş. 70'lik 80'lik otobüste bir yere gidiyorsunuz. Mola veriyor. Adam 70'lik 80'lik gidiyor tuvalete, otur lan, güzel tuvaletini yap. Kapıya dikeliyor, şar 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 oradan işiyor. Peygamber ayakta hiç işemiş mi? Bunlar basit hareket. Hayatımızın her safhasında Efendimiz sünnetlerini terk etmek bid'attır. Bid'at bir sünneti yok etmektir. Yok ederseniz ben ona lanet ederim diyor. Buyurun, hadis bu. Yorum sizin. Karar vermek sizin efendim. Abdullah ibn Ömer'den Peygamber'in sünnetlerini yerine getirirseniz Peygamber sevinir. Men ahya sünneti inde fesadi ümmeti. Evet. Kim benim sünnetlerim unutulduğu zaman bir tek sünnetimi yaşatırsa cennette beraberiz diyor. Hadis ya bu. Niye Peygamber sünnetini yapmıyorsun? Niye sakal bıyık bırakmıyorsun? Niye, derdin ne senin? Derdin ne senin? Müslümansın ya. Gavur olsan hiç sözüm yok. Sen bilirsin de. Ama bakın, benim sünnetimi yaşatana öyle diyor. Mesela sünnet kıldığınız yerde farz kılmayın diyor Peygamber. Çok böyle basit. Ama ben bakıyorum adam hem sünnet kılıyor, hem farz kılıyor, hem farzdan sonra sünnet kılıyor. Hiç yeri değiştirmiyor. Yeri de böyle yapıyor. Elime dokunma bana. Peygamber sünneti ya bu. Sünneti şurada kıl, farzı burada kıl. Farz kıldıktan sünneti orada kıl. Her yeri sana şifaat edecek. Bir de Peygamber'in sünnetini yaşatmış oluyorsun. Basit bir şey bu. Kimse bilmiyor bunu. Benim sünnetlerim unutulduğu zaman bir tek sünnetimi yaşatana cennet var diyor Peygamberimiz. Basit şeyden cenneti kaçırıyorsun. Peygamber'in sevgisini kaçırıyorsun. Peygamber sevince Allah da seviyor. Sen de Allah'a inanan bir müminsin. Hep böyle hayatımız bilinçsiz. Basit diye önemsemiyoruz ama görüyorsunuz bid'atçıya lanet etmişimdir. Zalim emre, günahını aleni işleyene lanet etmişimdir diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şunu da okuyorum. Evet. Selasetun lanehumullahu teala. Şu üç kişiyi de Allah Teala lanet etmiştir. Lanet etmiştir. Raculun ravibe an valideyhi.
Anasına babasına bakmıyor. Yardım etmiyor. Gönlünü almıyor. Anacığım babacığım diyor, hizmetinde bulunmuyor. Koca karı. Evet. Konuşması bilmiyor, yemesi bilmiyor. Ondan doğmuş halbuki. Beğenmiyor anasının öyleleri var. Konuşmasını bilmiyor ya falan. E sen onun çocuğusun ya. Evet. Anasının babasının iraz etmiş. Terk etmiş gitmiş. Dönüp bakmıyor. Allah ona lanet eder. Evet efendim. Bu haramdır. Bu haramı işleyen kimseye Allah lanet eder. Ve racülün se'a beyne racülin ve mratin. Evet. Yüferriku beynehüme. Sümme tehallefe aleyhe min ba'di. Şu adama da Allah lanet eder. Bir evli karı koca var. Adamın karısı çok güzel. Çok böyle akıllı, şen şakrak. Kendi karısı somurtkan. Görgüsü yok, bir şeysi yok. Herifin karısını ayarlıyor. Boşatacak, evlenecek. Evet, evli kadını ayartıp boşatmak için kocasıyla arasını açıyor. Sonra onunla evlenecek. Allah bu adama lanet eder. Lanet eder. Karı koca birbirleriyle kavgalıysa, küsse, barıştırmak sevaptır. Hatta bu konuda yalan da söyleyebilirsin. Karı koca kavga etmişler. Bayağı ayrılıyor. Aleyhine atıp tutuyorlar. Gideceksin kadına. Ya kocan var ya, seninle ayrı düştükten sonra uykusu kalmadı ya adamın. Bastığı yeri bilemiyor adam, o kadar üzülüyor. Feli şaştı ya adamın. Halbuki ana avra sövüp durur. Böyle yalan söyleyebilirsiniz. Öyle mi? Kadın buna ikna olur da yumuşarsa, gideceksin kocasına. Ya Mehmet, senin karı arkadaş senden ayrıldıktan sonra benzin kalmamış ya, sapsarı olmuş, yemeden içmeden kesilmiş. O kadar üzülüyor ki, ne yaptım ben diye. Yalan söylüyor, halbuki o da Allah bela versin falan deyip durur. Evet, karı kocayı barıştırmak için yalan caizdir. Evet, bu yalan söyleyip barıştıracaksın. Bu tam tersine, herifin karısına göz koymuş, güzel bir parça diyor, onu kocasından soğutuyor. Şu veya bu şekilde yalanlarla boşadıktan sonra da alacak onu. Allah bu adama lanet eder diyor güzel peygamberimiz. Ve racülün sa'a beynel mümineyni bil ahadîs. Evet, litebâgadû ve tehânsedû. İki arkadaş var, aralarından yedikleri ayrı gidiyor. O kadar samimi, hiç çok samimi seviyorlar. Öteki de karnı kurtlanıyor. Dur bakalım şunları diyor, ben bir halledeyim. Ona bir laf ediyor, buna bir laf ediyor, ona bir lafını diyor. Adamlar birbirine ayrılıyor. O dostluklarına son veriyor. Bu adama da böyle iki müminin samimi gibi birbirine soğutan, ayıran adama da Allah lanet eder diyor. Evet, bunu şimdi şeytan dürtüyor. Dürt, yap 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 diye. Şeytana alet olmamak, onun uşağı olmamak lazım. Dargınları barıştırmak lazım. Evet, dargın olmayanları samimiyet artsın diye daha fedakarlık yapmak lazım. Aksi halde yuva yıkmak lanet sebebidir. Öyle diyor. Bak, bu adama Allah lanet eder. Karıyla kocasını ayırıyor. İki mümini birbirinden ayırıyor. Allah ona lanet eder diyor. Bunlardan olmamak lazım. Evet efendim. Lanet, Allah'ın rahmetinden mahrum kalma tehlikesi demek. Böyle olursa iki kişi arasında, Ebu Hureyre'den, men meşe beynesneyni sallatallahu aleyhi fi kabrihi naran tahrikuhu fi kabrihi ila yevmil kıyamet. İki mümini birinden ayırmak için yalanlarla, dolanlarla araya şeylik yapıyorsa, karı kocayı birbirine ayırıyorsa, bir adam Ebu Hureyre'den naklediliyor hadis-i şerif, Allah onun kabrinde bir ateş musallat eder ona,
Kıyamete kadar cayır cayır yanar. Evet. Yanar. Evet. İnnel nemmamin, nemmameyn yuhşarûne yevmel kıyâme alâ sûretil kırada. Allahu Ekber. Evet. Buradaki lafı oraya götürüyor. Oradaki lafı buraya getiriyor. Kavga ettiriyor. Karı koca arasını ayırıyor. İki mümin arasını ayırıyor. İki milletin toplumun arasını ayırıyor. Allah bunları maymun şeklinde haşredecek diyor. Hadis-i şerif bu efendim. Kıyamet gününde bütün insanın huzurunda aynen diyor. Ala suratil evet kırade maymun gibi haşredilecek. Ve diyecekler sebebi bu. Müminlerin arasını ayırdı, düşman etti. Karı kocayı arasını ayırdı bu. İki köylüyü birbirine düşman etti bu. İşte bundan dolayı maymun oldu diye de ilan edecekler. Bu halde olurlar diyor. Böyle güzel peygamberin uyarılarına dikkat edip bu yanlışlara düşmememiz lazım. Akıllı adam, buna inanan adam bunların yanına bile varmaz. Evet efendim, diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve tûbü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin errahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife Allah'ımıza. Birer elem neşrah leke-i şerif me'al besmele-i şerife. Bismillah. Elem neşrah leke sabr. On birer ihlas-ı şerif me'al besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Fatiha-i şerife me'al besmele-i şerife. Bismillah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Müstakim sırat-ı'l-lezîne en'amte aleyhim ve'l mağdûbi. Üçer salavat-ı şerife. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم وإلى طريق جنة النعيم يا ربي namazımızı kabul eyle dersimizi kabul eyle okuduğumuz süveri celili ayet-i Kur'an'ı Kur'an-ı Azimüşşan hatimlerimizi kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine hediye edip vasıl eyle. Şefaatine bizleri nail eyle. Sevgisini gönlümüzde dahil eyle. Onun nurlu emirlerini öğrenen, tatbik eden, başka müminlere de öğreten, böylece Peygamberimizin Allah onun iki cihanda yüzünü ak çıkarsın dediklerinden olmayı bize nasip eyle. Tüm peygamberlere dahi, ervahına dahi hediye edip vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Efendimiz ve tüm peygamberlerin ehli beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhim ecmain, efendilerimizin ervah kutsiyelerine hediye edip vasıl eyle. Bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat, intikal eden mümin ve müminat, rahmetullah aleyhim ecmain, ervahına da hediye edip vasıl eyle. Hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziya'nın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayih efendilerimizin ervahıyla beraber buracıkta bulunan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin ervahına vasıl eyle ya Rab. Bu güzel camiyi yaptıran, bugüne kadar gelmez emeği geçenlerin bu güzel cami gibi diğer hayır eserlerini, hayır eserleriyle memleketimizi donatan, vatanımızı hayır İslam yurdu haline getiren hayır eserlerle güzel hayır sahiplerinin ervahını da hediye edip vasıl eyle. Arkasından Fatiha okuyacak kimseler kalmamış garip ümmilerin ervahını da hediye edip vasıl eyle. Bu aziz vatanı bizleri hediye için canlarını bezeden, sıkıntılara giren, halen girmekte olan şühedaya, kuzata da onların ervahını da hediye edip vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerinde yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımızı helalından bol eyle. Akıbetimizi hayır eyle. Hakkı görüp hakka tabi olanlardan eyle. Batılı yanlışı görüp ondan uzak kalanlardan eyle. Her yer ve zamanda seni zikreden zakirlerden eyle. Nimetlerine şükreden şakirlerden eyle. Ya ilahel alemin bizleri sevdiğin salih kulların arasına dahil eyle. Bir an bile nefsi emmaremize köle etme ya Rab. Bunun için bize tevfik-i samudaniye mazhar eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ümmeti Muhammed'in katı kalplerini yumuşat ya Rab. Bizim de kalbimizde hiçbir mümine karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma. Ümmeti Muhammed'e lütfunla, affınla, setrinle muamele eyle. Ya ilahel alemin kafirlere, zalimlere, münafıklara karşı ümmet-i Muhammed'i aziz, manzur, muzaffer eyle. Kafirlerin, zalimlerin ümmet-i Muhammed'in arasına onları parçalamak için soktukları hileleri, desilseleri kendilerine çevir, ayaklarına dolaştır ya Rab. Kafirleri kahhar ismiyle kahreyle, müminleri de ıslah ile aziz eyle. Şu dualarımızı da salih kulların hoşnutlukla kabul ettiğin güzel duaların arasına dahil eyle.
Bize de güzel dua etmeyi nasip eyle. Subhanakallahumma bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirük ve netubu ileyk. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellığına Ramazan. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.